Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Dün arkadaşlar volume imbalansı neredeyse kapatmıştık. Biraz daha hatta geçmişiz galiba veya o civarlardayız body ile birlikte. Ne diyorduk? Bir bounce olabilir. Bir bounce bekliyorduk. Ee, düşüşün Haziran'ın 3. haftası. Ne demiştik haftaya bakışta? ICT ne demişti? Haziran'ın 3. haftasıyla birlikte bir rally bekleyin demişti. Ama ondan önce bir pullback vardı arkadaşlar. O pullback'i biz aslında aldık. Bugün beklediğimden çok büyük bir bounce oldu. Ne yalan söyleyeyim bu kadar büyük bir bounce beklemiyordum. Yani zaten sabahleyin previous day low'u aldık arkadaşlar. Yani normalde biliyorsunuz. Power of Three'de nedir? Eğer ki bir yön yakalamışsak, bir bias olarak doğru bir biasimiz varsa Midnight Open'la birlikte bir manipülasyon, manipülasyondan sonra Distribution, yani beklediğimiz kolay, arzu ettiğimiz trade buydu. Ama öyle olmadığını gördük. Daha sonra bize zaten sabah kalktığım zaman hem Previous Devlog alınmıştı, hem de neredeyse ee, yani bir pek bir yer kalmamıştı yani. Şimdi e, az sonra bakacağız zaten neler oluştuğuna. Bir saatlikte oluşmuş breaker var, buluş breaker var. Ee, daha sonra aldığımız bir buluş trade var ama öncesinde düşüncemiz OTI'den bir pullback'ti. Yani bir bearish bir trade almayı umduk. Hatta benim böyle bir trade'e girişim var ama ne yazık ki stop oldum. Onun videosu yok arkadaşlar ama size anlatırım nasıl olduğunu. Şimdi isterseniz bir bakalım ne olabilir? Her zaman ne bakıyor? Nereye bakıyorduk arkadaşlar? Higher time frame'e bakıyorduk. Bias belirlerken, yön belirlerken. Şimdi burada baktığımız zaman gördüğünüz gibi buranın low alınmış ve bounce devam ediyor arkadaşlar. Ne olabilir? Bakacağız. Ne olabilir? Ee, i̇lk hedef tabii ki e, iki gün önceki alınmayan ee, pazartesinin hayı var eğer ki o alınırsa tabii ki e, yukarıda oluşan FVG hedefimiz olacak yarın ama dediğim gibi eğer ki burayı alma, alma, almazsa eğer ki arkadaşlar almazsa gördüğünüz gibi zaten e, bir önceki günün hayı alındı bile yani e, yani bilemiyorum bakacağız eğer bu hay alınırsa buradan buluş hareket devam edebilir ama tekrardan bir pull bir pullback olursa FBG'lere işaretleriz duruma bakarız ama dediğin gibi biz neydi böyle benim bazen benim bayesim budur net budur diye söyleyebiliyorum diyorum ama bugün şu an bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar yarın uyandığımız zaman ne olacak bakacağız göreceğiz ondan sonra karar vereceğiz nasıl bir trade alacağımıza şimdi bunu gördükten sonra isterseniz bir başka layout var. O layoutta ben önemli level'ları işaretlemiştim. Gördüğünüz gibi London Low, Asia Low, Midnight Open, London High, PM High bunlar işaretliydi. Hatta ve hatta bir önceki hafta Friday'in Low'unu işaretledim. Çünkü oraya oraya doğru bir hareket vardı. Geçmiştik New York PM High'ı. New York PM High dediği bir önceki günün High'ıydı arkadaşlar. bunu geçtikten sonra artık the, bir iler bir ilerideki e, bakacağımız şey daha önceki günün hayvaloğlarıdır. Ee, buradan e, acaba bir rebalance olur mu? Immediate rebalance var. Onu az sonra az, aslında bir yıllık günlük de gösterebilirdim. Olur mu diye bir düşünce oldu ama arkadaşlar olmadı. Hatta isterseniz e, az önceki baktığımız yere bir daha bakalım. O immediate rebalance olayını size oradan bir anlatayım ben. Baktığınız zaman arkadaşlar e, beklentimiz eğer ki e, bir önceki bakın bugün değil bu. Şu gördüğünüz Friday'in low'u acaba işaretlediğim yer orası buradan bir immediate rebalance olur mu dedik ama orayı da aldığını gördük arkadaşlar. Şimdi e, tekrardan ben az önceki yere geçeceğim. E, hatta ve hatta orada indikatörü açalım. Nasıl belirledin hocam bu High'ları Low'ları kafana göre mi çizdin diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bizim indikatörümüz var biliyorsunuz. Bakın ilk defa kaydolan arkadaşlar için bu Kill Zones'u alabilirsiniz. Buradan High ve Low'ları belirleyebilirsiniz. Ben işaretlemiştim. İsterseniz bunu silelim çok kalabalık olmasın. İşaretlemiştim ben sabah uyandığımız zaman. Bakın sabah ben uyandığım zaman ki yaklaşık olarak... New York saatiyle 8 civarı, 8-8.30 arası genelde. Yani baktığınız zaman zaten arkadaşlar London Low, Asia Low yani bir önceki günün Low'u gördüğünüz gibi alınmış. Yani artık ne olabilir? Bir önceki günün Low'u alındığı zaman ki böyle bir bounce, şu bounce zaten burada bir breaker oluşmuş arkadaşlar. Bakın Low, High, Lower Low, Higher High yani bir saatliğe geçtiğimiz zaman çok daha net göreceksiniz. Bir saatlikte bile oluşmuş bir breaker'dan bahsediyoruz. Bir ara vereceğim. Telefon geldi. Devam ederiz. Evet arkadaşlar pardon. Telefona cevap verdik. Ee, şimdi bir saatlik breaker'ı gösteriyordum. Bakın arkadaşlar oluşan breaker low, high, low, low, high, high. Yani baktığınız zaman burada uyandığımızda zaten bir saatlik bir breaker oluşmuştu. Yani e, tamam hani bias berişken, bir breakerlar çok fazla net çalışmaz düşüncesi hep bizde de var. Ama zaten yani onu geçtim, e, low'lar alınmış. Bir önceki günün low'unun alınması zaten bias berişken e, çok fazla işimize yaramaz. E, çok kafa karıştırıcı bir sabahtı arkadaşlar. Yani o kadar çok New York PM'ye ya yakındık ki trade almak istemedim o kadar yakın olduğumuz için çok da fazla aşağı tarafta yani ıı bir önce günün low aç alındığı için aşağı doğru bir trade için session açılışını bekledim. Session açıldıktan sonra midnight open'dan bounce yaptı. Yani çok enteresan bir gündü. Benim için çok iyi bir gün olmadığını söyleyebilirim. Yani sabahleyin bana çok güzel fırsatlar vermedi. Zaten yani ben bu bounce'dan sonra yeterlidir bu bounce buradan çok daha yukarılara bounce beklemediğim için istemediğim e, hareketler oldu ve devamını getirmek istemedim öğleden sonra aldığım bir trade var. O, o tradeden önce de yine bir OT'den bir giriş yapmaya çalıştım. O girdikten sonra biraz iyi gider gibi oldu. Daha sonra tekrardan dönünce çıkıp tekrardan bir fırsat vermesini bekledim ve OT'nin üzerine çıktığını gördükten sonra buluş trade aldım arkadaşlar. Ona bakacağız zaten az sonra. Yani sanki o e, ICT'nin söylediği Haziran'ın 3. haftasına doğru olan pullback yani o pullback sanki yaptı, şimdi artık e, eğer ki dediği gibi olursa e, pullback'ten sonra müthiş bir rally bekleyin demişti. Acaba o rally mi oluyor şu anda demeden geçemeyeceğim ama dediğim gibi hele bir önceki günün high'ını bir alalım. Önceki gün dediğim yani bugünkü değil de bir önceki günün hayını bir alalım. Ondan sonra bakalım nereye doğru hareketleneceğiz. Eğer ki öyle bir durum olursa arkadaşlar kesinlikle bayesimiz değişecektir. Ben bir önceki günün hayını almadan kararımı acele etmek istemiyorum. Zaten büyük ihtimalle yarın uyandığımızda almış olur diye düşünüyorum. Gidişat onu gösteriyor arkadaşlar. Yani ne yapabiliriz böyle durumlarda? Nasıl? Şimdi bir arkadaşımız sormuş hocam demiş. E-mail atmış. Cevabını yazmadım. Buradan kendisine, buradan cevap vereyim. Ya ben ICT'nin videolarını seyrediyorum. ICT'nin videolarında hiç karmaşıklık yok. yani Nezdek bu kadar uğraştırmıyor. Yani gidiyor, hay diyor, hayını alıyor. İşte e, likidite burada diyor, likiditeyi alıyor diyor. Şimdi arkadaşlar, yani bir yönden haklı. E, şu anda dikkat ederseniz, bakın geçen haftaydı galiba veya iki hafta önce olabilir. Altı tane trade aldım. 6 tane bire bir aynısı arkadaşlar. Hepsi Unicorn. Hepsi Bullish Breaker. Hepsinde neredeyse karbon kağıdı gibi üstüne koysanız aynısı yani. Şimdi yani o bahsettiği ICT'nin rally olursa zaten yani arkadaşlar yani bizim beklediğimiz olay yani ICT'nin bir videosunda aynen şunu söylüyor. Diyor ki Bazen diyor bazı ralliler göreceksiniz diyor. Özellikle buluş ralliler ki yaza denk gelir diyor ki yaza girmek üzereyiz. O bahsettiği ralliler başlıyor olabilir. Bu rallilerde diyor o kadar rahat kolay trade'ler alacaksınız ki kendiniz de inanmayacaksınız diyor. Hayatımda diyor aldığım en basit trade'leri alıyorum diyor. Aldım diyor. Power of three diyor. Açılıyor midnight open'da bir manipülasyon sonra işte distribution. Aşağı doğruysa accumulation yukarı doğruysa AMD arkadaşlar accumulation manipulation distribution power of 3. yani o arkadaşımızın bahsettiği o kolay trade'ler onlar şimdi yani yani ortam yani öyle bir ortamda şu an değiliz ama o ICT'nin bahsettiği rally olursa yaz rallysi arkadaşlar bu tür kolay trade'lere hazırlıklı olun ben de size elimden geldiğince ICT'nin öğrettiği şekilde göstereceğim ki artık yani kolay kolay artık trade'ler alıp biraz para yapma zamanı geldi. Çok fazla arkadaşlardan ee, negatif şeyler duyuyorum işte dün bundan bahsetmiştim işte hocam bırakmayı düşünüyorum falan arkadaşlar kötü günler geçer bu zor günlere eğer atlatırsanız bu zor günlerde sabrederseniz zor günleri iyi tutunarak geçinirseniz kolay günler çok çok kolay olur. Ben o yüzden size zaten yani uğraşmamın sebebi o. Çok çabuk vazgeçmeyin çünkü zor günlere kendinizi hazırlarsanız kolay günler o, o kolay günler geldiğinde her şey o kadar basit olacak ki artık hocam ne yaptın ya bu kadar basit trade mi olur? Her gün kazanıyoruz artık falan hocam demeye başlayacaksınız. Ben size söylüyorum bunu. Yani o yüzden arkadaşlar bekleyelim sabredelim. Çok fazla çabuk pes, pes etmeyelim. Önemli olan bu zor günleri atlatmak. Bu zor günleri atlatınca gerisi gelir. Bu zor günlerden biz de geçtik zamanında ve geçmeye devam ediyoruz. Her şey bitmedi. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar beraberce. Şimdi yani sabah için gösterebileceğim arkadaşlar. Yani sabah açıldığında bakın şu gördüğünüz bakın buranın low'u alınmış ve high'ı alınmış. Yani burada bir breaker var. Şu breaker'ı eğer çizebilirsek e, az önce saatlikte gösterdiğim breaker'ı bakın şuradan şuraya. Bu bir breaker'dır. Bakın low, high lower, low, higher, high. Ve breaker'a tekrardan bir dönüş var. Yani burada bir unicorn modeli var arkadaşlar. Bir unicorn modeli var. Eğer buna biz breaker dersek template'da şöyle göstereyim ki çabucak görün. Ne yapıyorduk biz burada? E, breaker'dan bir Fibonacci çekiyorduk ve nerelere kadar çıkabilir beraber bakıyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, one standard deviation dediğimiz bakın buradan ben de diyorum niye bu kadar az çekmem gerekiyordu. Bakın şurada bir standart deviation, bir buçuk standart deviation, üç standart deviation hatta dördü de çizelim. Üç buçukla dördü ki görün ne kadar e, o seviyelere olan e, respekti o seviyelere olan e, hatta biraz daha yaklaşıp şuradan net alalım. Bakın net alalım arkadaşlar. Şöyle heh, size yani ne kadar net ne kadar önemli bir şey olduğunu göstermek için o kadar böyle yakından almaya çalışıyorum ki bakın ee, siz rahatça e, o seviyelere nasıl respect ediyor görün diye arkadaşlar. Bakın bir standart deviation burası. Bir standart deviation'ı görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Bir standart deviation'a kadar çıkıyor. Orada oyalanıyor. Sonra iki, ik, bir buçuk standart deviation'a geliyor. Orada oyalanıyor. Bakın yani bu değerlerin ne kadar net değerler olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bakın iki standart deviation. Milimetrik yani. Milimetrik arkadaşlar bu bu önemli. Bu breakerlardan çizilen standart deviation'lar çok önemli. Standart deviation ve expected move alakalı videonun prezentasyonu hazır. Fırsat bulamıyorum. Fırsat bulabilsem çekeceğim. Yarın da tatile gidiyoruz. Bakalım otelde fırsat bulabilecek miyim? Belki orada daha rahat olur. Çünkü çalışmayacağız. daha bol vaktimiz olacak. Belki daha bol videolar çekebiliriz. Belki de hiç çekemeyiz bilmiyorum. Ortam bize neyi gösterecek? Ee, şimdiden e, onu da belirtmekte fayda var. Dediğim gibi arkadaşlar burada sabah kalktığımızda oluşan bullish breaker'da alınacak en güzel trade ark bu midnight open'a geldiğinde buluş bir hareket arkadaşlar. Saat 9.40 yani 9.30 session açılışından sonra 10 dakika geçiyor ki volatility biraz daha güzel yani daha böyle o baştaki 5-10 dakika genelde bu ICT 15 dakika hatta yarım saat oynamamaya çalışın diyor da hatta o 9.5 ile 10 arasındakine opening range diyor açılış aralığı bak gap değil A opening range diyor arkadaşlar o range onun için çok önemli o range'i çizer kendisi ee, aynı bir gap gibi kullanır ee, o yüzden onun tavsiyesi genelde 15 hatta yarım saat hiçbir şey yapmayın der ama bakın e, gördüğünüz gibi çok güzel bir e, buluş breaker'a bir dönüş var ki burada yani şu an bir dakikalıkta görünmüyor ama isterseniz bakın 15 dakikalığa geçelim. Orada bir e, FVG geldiğini büyük ihtimalle göreceksiniz. Bakın buradaki FVG'ye geliyor. E, ayrıyetten bakın burada oluşan bir FVG'yi geliyor. Ayrıyetten Midnight Open'dan bounce yapıyor. Çok güzel bir bullish trade alınabilirdi. Ben almadım. Benim çünkü Dediğim gibi yani bakın New York PM Hyde alınmamış aslında çok güzel bir trade olabilirdi aslında demek ki bazen işte gözümüz yani perdeleniyor çünkü bayesimiz beriş olduğu için güzel bir pop yaptı buradan biz acaba acaba şey olabilir mi beriş olabilir mi düşünceler oluyor ki yani market kırılmasını bekliyorsunuz market kırılıyor aslında burada daha sonra dönmüyor zaten. Ee, yani enteresan bir gündü benim için. Dediğin gibi böyle bazen bayesin çok faydası olsa bile bazen de gözümüzü perdeleyebiliyor arkadaşlar. Sabah alınacak en güzel trade'i gösteriyorum size bakın arkadaşlar. Midnight Open'a döndüğünde bullish ve bullish Breaker'dan standart deviation çektiğiniz zaman arkadaşlar bir standart deviation'da hedef olabilirdi. O, o hedefe de olan uzaklığa baktığımız zaman arkadaşlar burada nereden baksanız bir yani 90-100 puanlık bir hedef var ki çok çok güzel bir trade olabilirmiş neyse sabahleyin kaçırdık yani yapmadık düşünemedik düşünülebilirdi bazen işte böyle çok basit trade'leri de göremiyoruz biz de atlıyoruz arkadaşlar bu trade'leri. Bizim aldığımız trade'e geçelim. Bakın trade'imiz neydi? OTE ne demiştim ben? OTE seviyesinden benim düşüncem arkadaşlar. Acaba geri döner mi? Şöyle bir 40-50-60 puan yakalar mıyız düşüncesi vardı. Ki bakın yani e, şimdi burada görünmüyor. Aslında buradan çıkıp tekrardan geçeceğim oraya. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu an 15 dakikalıktayız. Şunu bir silelim. E, benim düşüncem ee, öğlen arası geçsin. Ölen arasından sonra e, eğer ki bakın market kırılması burada bir market kırılması var. Bakın burada bir market kırılması var. Ama baktığınız zaman saatler yani güzel saatler değil. Benim açımdan güzel saatler değil. Bazı arkadaşlar benim gibi düşünmüyorlar. Ya hocam çok takıntılısın diyebilirsin ama arkadaşlar bakın burada bir market kırılması oluyor. Market kırılmasından sonra aslında güzel bir yukarıda bounce olduktan sonra buradan bir bearish trade alınabilir ama saate baktığın zaman öğlen saatleri. Öğlen saatleri ben bakmıyorum bile yani. Ben bunlara bakmıyorum bile ama bunu gördüğünüz zaman size bir ikinci güzel trade'i söylüyorum ben size. Eğer öğlen aralarını çok takıntı yapmıyorsanız bakın burada bir ee, MSS yani market structure shift var arkadaşlar. Bu market structure shift'ten sonra yani body'nin geçmesine gerek yok diyor ICT'yi. Market structure shift'lerde sadece kırsa yeter diyor. Kırdıktan sonra bir FVG'ye dönüşte 2022 modeli kullanılarak bakın burada bir e, her ne kadar bir FVG görünmüyor olsa da bakın çok da kufak olsa olsa da bir FVG var arkadaşlar. Oradan da bir trade alınabilirdi. Hedef olarak yani dediğim gibi çok buluş bir gün olduğu için çok büyük hedefler koymanıza gerek yoktu. Bakın buradaki en yakın likidite çok güzel likiditeler alınabilirdi. Baktığınız zaman eğer ee, öğlen arasında sıkıntı yapmıyorsanız ki aldıysanız bazı arkadaşlar almış olabilir yani hedef olarak 75 puan en, başka güzel bir trade yani bunu da öğlen arası olduğu için kaçırdık ee, ama önemli değil hep bütün trade'leri yakalayacağız diye bir şey yok planlarımız programlarımız biliyorsunuz öğlen arası oynamıyoruz makro saatlerine önem veriyoruz. Son saat makrosunda trade almaya çalışıyoruz. Silver bull saatlerinde trade almaya çalışıyoruz. Bu prensiplerimizi devam ettirelim biz. Kaçan trade'ler olabilir. Onlar can sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bakın. Buradan geldi arkadaşlar. Buradan geldikten sonra böyle buluş bir günde ee, yani denemek istedik. Ben şahsen denemek istedim. Denerim, severim böyle şeyleri. Ee, OTI'den böyle 40-50 puan almayı. Şöyle baktığınız zaman Haydan lava çektiğimizde arkadaşlar, bunu OTI'ye çevirdiğimizde bakın OTI seviyelerimiz 79 ve 62. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir trade denedik girdikten sonra ama stop olduk arkadaşlar zaten burayı geçince çıktık çıkmak zorunda kaldık biliyorsunuz OT'nin üstüne çıktığı zaman artık zorlamamak gerekiyor ki aldığımız trade OT üstüne çıktıktan sonra ki size başka bir şey daha göstereceğim benim options döneminden çok çok dikkat ettiğim bir durum vardı arkadaşlar bazen volume yani volüm sizlere ipuçları verebilir. Bunu ben daha önceki videolarımda hiç söylemedim. Sizlere ilk defa söylüyorum. Bakın arkadaşlar ben bazen videolarımda görürsünüz. Ben indikatörlere giderim. İndikatörlerden volümü seçerim burada. Bakın bu volümü seçerim. Bu volüm bana bazen hikayeler anlatır. Şimdi ben videoda gördünüz mü bilmiyorum veya görmemiş olabilirsiniz. Videoda açmamış olabilirim. Şimdi ben burada şurada OT'nin OT'nin üzerine çıktıktan sonra böyle net bir düşüş oldu. Bakın şu düşüşü görüyor musunuz? Bu düşüşteki volüme bakın. Yani normal average volume'un 3 katı. Yani bu gördüğünüz şuna average volume burada desek hatta 5 katı. Average volume'un son 1-2 saatteki average average volume'un 5 katı büyüklüğünde bir volume. Böyle bir durumlarda bakın bu Normal şartlarda capitulation denir buna. Yani net bir capitulation değil bu da. Bu tür aşırı volüm olan capitulation olarak düşündüğünüz e, genelde higher time frame'de de çok görürsünüz capitulation olayını. Kapitülasyon aslında bildiğiniz yani meşhur kapitülasyon gibi bir şey. E, pes etme yani. Artık tamam bu yani bu burası bu burası sondur. Kapitülasyonun aşırı, asıl olayı budur. Yani herkesin pes ettiği durum. Yani grafiklerde borsada da geçerli bir durum. Yani böyle durumlarda genelde eğer ki bu volume böyle be, average volume'un 3-4-5 katıysa arkadaşlar bunun normalde kolay kolay altına düşmez. Kolay kolay altına düşmez. Ondan sonraki zaten 1-2-3 tane gelen candle'lar ele verir. Yani böyle volume oldu ha buradan yukarı çıkacak artık aşağı düşmeyecek dolayı değil. Ondan sonraki 2-3 candle'a bakmanız lazım. Yani benim ee, böyle bir model oluşturmayı düşündüm bir ara çünkü bu tür bakın gidip bakın back test yapın göreceksiniz arkadaşlar bu tür e, average volümünün 4-5 katı büyükteki volümlere böyle düşme olduğu zaman bunların genelde kolay kolay altına düşmez ben bunları gördükten sonra e, volüm yani şey olarak normalde e, bullish trade'ler alırım benim bullish trade almamın en büyük nedenlerinden bu OT'nin üstüne çıkması ayrı bir neden ama en büyük Nedeni bu. Şimdi arkadaşlar onu gördükten sonra, ondan sonra dedik ki, e, bakın buluşa döndük dediğimiz sebebi ben bir tane normalde almıştım burada, e, O/T'in içindeyken stop olduk, gitti yani o artık o oradan zarar ettik böyle 200-300 dolar falandı yani, o zararı ettik. Daha sonra ben acaba bugünü bıraksam mı ya artık zaten kötü bir gündü dedim kendi açımdan aslında güzel trade'ler varmış. Kötü bir gündü derken baktım yani bu volümü gördüm. Bu volümden sonra arkadaşlar bir de OT'nin üstüne çıkınca hemen girişi yaptım zaten. bu arada da SPX'e bakıyorum. Bakın SPX'te de arkadaşlar expected move'un tapı ve batımı ne kadar önemliyse ortasındaki haftanın Kapanışı da çok önemlidir. Çok güzel, çok önemli level'dır. O da mıknatıs gibidir. Hani bu Monday Magnet'ta diyoruz ya bu şey, New Week Opening Gap'e. New week, uh, previous Week Close yani geçen haftanın SPX'deki kapanışı da böyle mıknatıs gibidir arkadaşlar. Çeker. Bakın kaç kere bakın şu gördüğünüz geçen haftanın kapanışı kaç kere bakın gidiyor geliyor da gidiyor geliyor oran etrafında dönüyor arkadaşlar. Yani bu şu gördüğünüz olayı Expected top, expected Bottom'da da çok görürsünüz. Yani oralar mıknatıs gibidir. Önceki haftanın da üstüne çıktığını görünce tamam dedim artık. Yani burada çok fazla büyük hedefler koymadım çok çünkü zaten son saat makrosuna girmiştik. Ee, aslında ben bakın burada, şurayı durdurayım. SPX de acaba bu şuradaki ee, yani sadece futureslarda olan bir şey değil. Bakın burada bir reversal var, first stage distribution, şey accumulation var. Acaba dedim acaba buraya bir run yapar mıyız? Yani o benim aklımdaydı. Öyle bir düşünce vardı. Bir MMXM Buy modeli SPX'de oluştu mu acaba düşüncesi varken. Çünkü SPX hızla oraya giderse Nasdaq'da onu takip eder. Yapmak istediğim olay hemen Gördüğünüz gibi yani eklemeler yaptığım yeri de gösterdim giriş yerimiz burası eklediğimiz yerler burası arkadaşlar ben ne yaptım üç taneydi iki tanesini hemen bakın az sonra değiştireceğim onu iki tanesini şuradaki haya koyuyorum parayı cebimize koyalım üçüncüyü de runner yapalım acaba SPX oraya gider mi düşüncesi var yani düşünceler aslında son saat makrolarını da çok gördük. Bakın benim SPX'e bakaraktan aldığım bir trade var. Yani yaklaşık 175 puan yaptık arkadaşlar. Hatırlarsınız. Böyle ben SPX kullanarak trade'ler alırım. Burada bakın iki tanesini aldık. Sonra üçüncüyü runner yapıyorum. Diyorum ki acaba bu SPX hızlanarak gidecek mi düşüncesi var. Bakın hıza dikkat diyorum. Hatta böyle bir hareketlenince dedim acaba geliyor mu? Ee, gelmedi arkadaşlar. Daha sonra bakın şuradan e, order bulakları çiziyorum. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bir arkadaşımız demiş ki hocam senin sana saygım sonsuz demiş. Yani senin yaptığın trade'lere saygım sonsuz. Ama demiş yani çok uğraşıyorum be hocam demiş. Çok uğraşıyorsun demiş. Ya işte oradan order bulak çiziyorsun, buradan işte FVG çiziyorsun. Dedim ki güzel kardeşim. Herkes herkesin düşüncesine saygımız var. Yani benim trade biçimi beğenmiyor olabilirsin ama benim tarzım bu. Senin de bir tarzın var ona da saygı duyuyorum. Eğer o tarz sana kazandırıyorsa para devam et oradan. O tarzdan devam et. Yani ben benim tarzım bu arkadaşlar. Ben tape reading yapmayı ICT'den öğrendim. ICT'nin trade videolarını tekrar tekrar seyrettim. Yani Bunlara bakmamızın sebebi arkadaşlar, hani soruyorsunuz ya hocam, stop nerede? Sen stop ya çizmiyorsun hiç, göstermiyorsun. Benim stop işte bunlar benim stop arkadaşlar. Bakın burada bir ordur bulak var, burada bir ordur bulak var. Bu ordur bulak kırıldıktan sonra bakın, buranın kırılmasını istemiyorum ben. Bu, bu ordur bulak kırılıyor, bu ordur bulak da kırıldıktan sonra artık ben diyorum ki, bakın iki tane PDRA kırıldı, üçüncüyü de FVG diyorum, bunun altına koyuyorum stop'ı. O da zaten kırılırsa diyorum artık çıkmakta fayda var burada. Yani bizim benim stop'ım öyle. Ben bu yüzden arkadaşlar benim trade'lerim de bu. Yani sizlere de çok öğretmeye çalıştığım olay da bu. Göstermem işte order bulaklar bunlar, FVG'ler bunlar. Burada bunu yapmamız lazım. Burada reaksiyon olması lazım. Bunları yazıyorum ki sizler de öğrenin diye. Yani bunu normalde ben kafamda ordur bulakları görüyorum zaten çizmesem de olur yani ben bu şu ordur bulağı çizmesem şu FVG çizmesem ben zaten görüyorum o FVGLeri net görünüyor zaten yani çizmeme de gerek yok bunlar sizlere daha iyi öğrenin diye çiziyorum bunları. Neyse arkadaşlar burada az sonra bu order block kırılacak. Bu order block kırılacak. Üçüncü pi de kırıldıktan sonra zaten çıkmamız gerekiyor. Bin, bin küsür dolar, bin altmış dolar galiba bin yazıyor da bin altmış dolar almıştık zaten. Bir de buradan stop'tan yüz geliyor. Bin yüz altmış, bin yüz elli aldık. Yani bugün de böyle olsun yapacak bir şey yok. Her zaman da yani bakın burada alıyor arkadaşlar aldıktan sonra devam ediyor bunun altına düşmüyor bu arada yani e, biraz daha yukarı çıkıyor da çok önemli değil yani çok oraya takılmaya gerek yok 100 dolar yapalım hatta bir tane yani son kalan şey para yapmasa da olur. çünkü biz paramızı yaptık iki tane trade'den ki piramit girişi ve çıkışının öneminde burada belirtmek istiyorum şimdi arkadaşlar trade'lerimiz bunlardı şimdi bizleri neler bekliyor bakın az önce baktık Az önce baktık hatta bir günlüğü açalım. Bir günlüğü açalım arkadaşlar. Sonra buradan şunu higher time frame'e geçelim. Orada daha iyi olur. Şurada reset diyelim. Şunu da bir günlüğe açalım. Nereye gidiyoruz bir bakalım. Yani önemli bir durum. Yani benim arkadaşlar size tavsiyem, size tavsiyem şu bir önceki günün high alınacak mı? Önemli olan o. Ora alınırsa artık önümüzde tek gelecek şey Burası, bu da ne? Burada bir FVG var, burada bir e, önceki günün high'ı var. Yani e, sabah kalktığımızda veya işte siz London veya Asya oynuyorsanız dikkat etmeniz gereken high burası. Burayı alır mı? Bakın ICT'nin o Power of Three'yi, Bias videosunu gösterirken söylediği bir şey var. Bir önceki günün high ve low'unu aldığı zaman, bir tane candle bir önce günün high'ı ve low'unu aldığı zaman orada bir rit şey bekleyin diyor, reversal bekleyin diyor. Her zaman olmaz ama diyor. Bir sonraki gün yani şu, şu o bir önceki günün high ve low'un alındığı zaman diyor. Mesela şundan bahsediyor. Eğer bu low'u aldı bu da high'ı alsaydı tamam reversal oldu diyebilirdim ben belki. O yüzden diyorum ki şimdi buranın hayını zaten aldık. Şu hayı alacak mı bir bakalım. Bu hayı alırsa buluşuz yarın arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Eğer imediyet yani ani bir reversal olmazsa e, birinci hedef burası. ikinci hedef buradaki FVG. Eğer ki almazsa arkadaşlar tekrardan bir volume imbalance geliş bekleye dönüş bekleyebiliriz. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi normalde ne demiştik? Bu hafta bizim e, GDP ve e, ...PCE değerleri var... ...Forex Factory... ...bakın... ...yarın kırmızı var... ...saat 10'da hiç sevmem... ...yani 10'da olması benim... ...trade'lerimi mahvediyor... ...sevmiyorum 8.30 olunca ben normalde boomerang uyguluyorum... ...10'da olduğu zaman... ...hem session'ın açılışından sonraya denk geliyor... ...hem sabahleyin bir şey olmuyor... ...zaten arkadaşlar yarın... ...bu saatlerde uçuyor olacağız zaten... Ee, ...o yüzden yarın zaten... ...büyük ihtimal trade alamam ben... ...trade olmayacak belki yarın bir um, güne bakış yaparız tradesiz bir güne bakış yani bir e, ben bir bakarım baktıktan sonra sizlere analiz edebilirim ama yarın büyük ihtimal trade alacağımı zannetmiyorum çünkü e, sabah uçağımız var e, işte öğlen saatlerinde Miami'de olacağız Miami'ye gidiyoruz Miami'de işte otele gitmemiz işte otele yerleşmemiz derken o gün geçer artık zaten yarın Türk milli maçı var ona yetişmeye çalışacağız inşallah yani yarın trade olmayacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim ama siz alırsanız eğer e, kırmızı saat 10'da yani 30 hatta 30 dedim de onu 40'a çıkaralım arkadaşlar. 40 civarında bir candle görmezseniz bu boomerang'ı denememeye çalışın. E, eğer ki 30-40 arasında size bir yön yani ilk reaksiyon veriyorsa ilk reaksiyonun tersi yönde trade'ler alabilirsiniz. Bunu da söyleyebiliriz ama e, umarım e, perşembe günü GDP e, ve Cuma günü Core PC'yi bunlarda e, bumerang'ı kesinlikle deneyeceğiz. İnşallah ben otelde trade fırsatı bulabilirim arkadaşlar. E, eğer hanım da izin verirse, çocuklar da izin verirse inşallah tatile geldim, burada ne yapıyorsun diyebilirler. E, benim aslında tatilim, grafikler benim tatilim bu. Ben e, tatilden çok daha zevk alıyorum bundan ama işte gel de anlat onlara. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunları da belirttikten sonra isterseniz bir de e, ne durumdayız bir bakalım. Bakın Apple yani e, biliyorsunuz Nvidia hala biraz bounce yapmış. Bu bounce zaten gördüğünüz gibi dediğim gibi Nvidia arkadaşlar ya parmanda oynatıyor resmen. Nezdeki Nvidia bir bounce yapınca nezdikteki de bounce'u görüyorsunuz. Microsoft'a eşlik etmiş Nvidia'ya. Yani Apple'ın buluş gibi buluş gibi harekete var diyebiliriz. Kırmızı olduğuna bakmayın. Bir önceki günün hayından daha yani bir önceki günün hayından daha yüksekteyiz. Zaten 0.45 artıda görüyorsunuz. Yani 3 Apple, Nvidia ve Microsoft'un artı olduğunu görüyoruz. Bunlara bütün tek e eşlik etmiş zaten artışı da ona bağlayabiliriz. İsterseniz market baştan şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar S&P 500'de bu sefer dünkünün tersi. Bu taraf Yeşilken büyükler kırmızıydı şimdi bakın rotasyon tekrardan e, büyük teklere dönmüş gördüğünüz gibi Nvidia e, %7'ye yakın yükselmiş Google, Microsoft, Apple bunların yükselmesi zaten e, Nasdaq ve S&P 500'ü yukarı çekti zaten yukarı gitmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi ama korelasyon olarak yani diğer diğerlerini eşlik etmediğini görüyoruz. O yüzden çok dikkatli olun. Bir önceki günün aynı alacak mı diye yarın mutlaka bakın arkadaşlar. Tekrardan bir volume imbalance reversal olabilir. Tekrar berişe dönebiliriz. Bu gördüğüm biraz kafamı kurcaladı. Kurcalamadı değil. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece büyük tekler yeşil, diğerleri kırmızı. Yani korelasyon yok. Rotasyon olmuş yine. Yine sağlıksız bir marketle karşı karşıyayız diyebilirim. Az önce SPX'e zaten şeyde bakmıştık. E, isterseniz dolara bakalım. Dolarda yani dolara baktığımız zaman dolarda yani marketlerle birlikte yukarı doğru gitme var. Hafiften bir divergence olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda Nasdaq ve yani marketler böyle yükselirken doların biraz geri çekilmesini bekleriz ama Onda bir geri çekilme yok. Bakın bir başka divergence aklımızda olsun arkadaşlar. Bunları da gösterdikten sonra günü kapatacağız. İnşallah yarın güzel bir gün olur arkadaşlar. Kızım da bağırıyor. O yüzden kapatmak da zorundayım diyebilirim. Çünkü cevap vermezsek ortalığı ayağa kaldırabilir arkadaşlar umarım yarın çok güzel bir gün olur sizler için yani şu an bir şey söylemiyor o yüzden SPX'e hızlıca bakalım ee, şöyle onu bakıp sadece ben e, ne durumdayız expected, ona bakıyorum Bakın burada bir tane ben Fibonacci çizmişim ee, şimdi gördüğünüz gibi Previous close civarındayız arkadaşlar kendinize iyi bakın kızım bitirtmeyecek galiba öyle görünüyor Umarım yarın trade yok. Güne bakış olursa görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.